Güzel oğlum benim, güzel oğlum. Getir, getir Yıldız, getir. Ay, ne olur bak bir kaşık al, bak önümü öp bak. Hadi, al şundan. Anne tamam, Allah aşkına bak. Oğlum, bu bizim memleketin pekmezi ya. Odun ateşinde saatlerce kaynatıyorlar bunu. Hadi oğlum, hadi hatırım için hadi. Aç. Oğlum bak, bu şifa verir, içini ısıtır. Tamam anne, tamam ver, ver. Oh, afiyet olsun. Oh, yarasın benim aslanıma. Tamam, benim şimdi gitmem lazım. Benim için endişelenmeyin, tamam mı? Nereye Kuzey? Gidip Levent'i bulacağım. Sana ve Sıla'ya yaptıklarının hesabını soracağım ona. Kuzey, Bahar beni itti ama yani ortada bir kanıt yok, anladın mı? Var. Bir oğlu var. Bak ablacığım, şimdi uçan kamera var ya, bizim onun içindeki görüntüleri izlememiz lazım. Sen ver onları bize. Nerede senin o uçan kamera? Onun adı drone abla, drone. Burada bekleyin de göstereyim. İyi, tamam. Ay, bak. Ne bekliyorsunuz siz, ne yapıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki, neresiniz? Abla, haberler kötü. Ne oldu? Vallahi bizim Furkan'a vermiştim bunu. O da gitmiş düşürmüş yer. Bir araba az kalsın eziyormuş. Çocuk iyi mi? Peki bir şey oldu mu ona? Furkan iyi de drone kötü. Düşünce görüntüler hep silinmiş. Ay Mahir, şaka yapıyorsun. Vallahi şaka yapmıyorum abla. Bana bak. Para almak için yalan söylemiyorsun değil mi? Vallahi öyle bir niyetim yok abla. Ne yapacağız şimdi? Çocukta da yok görüntüler. Bilmiyorum Yıldız abla, bilmiyorum. Bana Sıla anlattı. Bahar'ın seni ittiği görüntüler o drone'un içinde. Emin misin? Evet eminim. Levent arabayla o drone'a boşuna çarpmadı. O drone'a çarptı ve içindeki görüntüleri aldı. Şimdi gidip Levent'i bulacağım. Ondan görüntüleri alacağım. Sonra her şey normale dönecek. Tamam? Beni merak etme Sıla'm. Çok yakında kavuşacağız. Tamam? Hadi hoşçakalın. Sen ne diyorsun ya? Hepsi senin yüzünden bunların, hepsi. Levent Kuzey değil mi o? Kuzey! Kuzey! Defol git! Senin yüzünden! Ah, ne oluyor? Yürü Feray, yürü. Oğlum bir suçu yok. Anne yapma. Kızım konuşsana. Bakma öyle yüzüme. Oğlum senin yüzünden bu hallerde. Ay abla tamam yapma ya. Sen karışma Feray. Oğlumun aklını çelmiş. Ya giderken bana bir veda etmedi, elimi öpmedi, hoşça kal demedi. Durup durup onu öptü. Beni oğlumdan etti Feray. Abla, bu mu kızın suçu? Evet bu. O Kuzey'in peşine takılıp gelmeseydi. Bahar'ı getirip bizim başımıza bela etmeseydi bunların hiçbirisi olmazdı. Benim oğlum şimdi polise teslim olmadı. Nereye gitti? Başına neler gelecek? Nereden biliyoruz Bülent? Anne, bak Kuzey bana yapılanların hesabını sormak için gitti, tamam mı? Ay iyi ki de gitti. Teslim olmasın. Ama kaçmakla iyi yapmamış. Ya dayı, bak Bahar yalan söylüyor ya. Ya sen bilmiyor musun? Kuzey bir kadın el kaldırır mı? Sen söyle. Hayır, kaldırmaz. Kuzey beni ittiklerini, balkondan düşürdüklerini ispat edecek. Bahar da hapse girecek. O yüzden teslim olmuyor. Hepsi bitecek anne. Bahar'dan kurtulmak için gitti. Rahat rahat bununla evlenmek için gitti. Ya bunu ispat etmeye çalışırken benim oğlumun başına bir iş gelirse sen ne yapacaksın Sıla Hanım'a? Ne yapacaksın? Allah korusun. Öyle Allah korusun de belli olmuyor işte. Sen böyle rahat rahat evinde otururken benim oğlum o Levent gangsterinin peşinde. He? Mutlu musun Sıla? Mutlu musun? Ay tamam abla. Tamam Naciye abla ya. Kızını anne görmüyor musun? Perişan oldu. Tamam senin bir suç
suçun yok, ağlama lütfen. Tamam. Tamam Sıla'cığım, tamam. Al canım hiç. Şeytan bu kız. Büyü yapmış. Belayeli Bülent'le yanılmış. Anne. Ay niye ağlıyorsun bu kadar ya? Duygu sömürüsü Feraye, inanma buna. Abla lütfen. Bak şimdi sırası değil. Bizim Kuzey'e ulaşmamız lazım. Kaçması ona hiçbir şey kazandırmayacak. Bunun yüzünden kaçıyor. Levent'te bunun görüntüleri varmış, onu almak için uğraşıyor. Sen niye buradasın acaba hala? Sen niye buradasın? Abla Kuzey, Hülya'nın görüntülerini ispatlamaya gitmiş. Yani Sıla'nın bu durumla ne ilgisi var? Kız ne yapsın şimdi? Feraye'nin kollarına sığınmış kalmış. Sanki annesi. Kızım, senin anan üç kuruşa tamah eden, üç kağıtçı, dolandırıcı, mahallenin kırtasiyecisinden çocuk peydahlamış bir rezil ya. Hayır yani bu evde Feraye'nin kolları da benim oğlum da sana fazla, anlamıyor musun bunu? Abla ay. Ya abla, Sıla. Sıla, Sıla gitme. Ay aşk olsun abla ya, ne yaptın ya? Sıla, bekle, 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 bekle. Nereye gidiyorsun sen? Naciye teyze haklı Yıldız abla. Benim Kuzey'i korumam lazım, bir şeyler yapmam lazım. Allah Allah, ne yapacaksın? Bilmiyorum ama bir şeyler bulacağım. Naciye teyze yerden göğe kadar haklı. Biliyor musun? Feraye Hanım bana öyle sarılınca bir an için keşke dedim. Keşke Feraye Hanım gibi bir annem olsaydı. Ah Sıla! Şunu da bir eline al bakayım. Ya sen bir otursana. Otursana. Otur bir tanem. Hadi bana yardım et, şöyle bir saçlarını kaldır. Ha? Bırak. Sıla. Bak bakayım bana. Evet. Evet. Mutlu musun Sıla, mutlu musun? Ay tamam abla. Tamam Naciye abla ya, kızın halini görmüyor musun? Perişan oldu. Tamam senin bir suçun yok, ağlama lütfen. Tamam. Keşke Feraye Hanım gibi bir annem olsaydı. O zaman her şey farklı olurdu. Öyle annesi olan kız çocuğu hata yapmaz. Yanlış yapmaz. Öyle annesi olan kız çocuğunun başına kötü şeyler gelmez. Öyle deme kuzum ya. Melis var hani, Feraye ablanın kızı. Tanıyorsun sen de. Yani bir anlatsan var ya, neler neler. Yıldız abla, bana öyle bir sarıldı ki sanki bin yıllık yaralarım sardı. Anladım ama ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Bahar'a. Kuzey'i korumak zorundayım. Bu işten onu ancak ben kurtarabilirim. Ne yapacaksın ki sen ya? Anlamadım ben. Yardımın gerekebilir. Benden haber bekle. Sıla! Sıla! Kız bir delilik etme!